Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız daha iyiyim. Ya hastalığımın 11. günü, ayın 11'inde pozitif teşhis konmuştu. Yavaş yavaş düzeliyorum. Özellikle şu son dün ve bugün biraz daha iyiyim diyebilirim. Ama hastalığımın ilk günleri gerçekten çok zordu. Özellikle o yüksek ateş, sıtma nöbetleri, halsizlik, vücudumun ağrıması vesaire gerçekten çok zorlandım. Bana sürekli dua eden, olumlu mesaj gönderen siz değerli dostlarıma da teşekkür ederim. Şu anda daha iyiyim. Toparlanma aşamasına geçtim. Allah herkese yardım etsin bu noktada. Gerçekten zor bir hastalıkmış. Bunu da görmüş olduk. 11. günüm evde. Keçileri kaçırmak üzereyim. Ben keçileri kaçırmadan önce sizlere keçileri kaçırmak deyimi nedir, ne anlama gelir, hikayesi nedir, nereden çıkmıştır, bunlardan bahsetmek istiyorum dostlar. Haydi dilerseniz ve hazırsanız başlayalım. Şimdi dostlar, keçileri kaçırmak deyimi asabi davranışlar sergileyen, sinirsel bunalıma girmiş gibi saldırganlaşan veya akli dengesini yitirmiş gibi davranan kişiler hakkında söylenmiş bir deyimdir. Peki bu deyim nereden çıkmıştır? Burdur yöresinden çıktığına inanılıyor dostlar. Şimdi Burdur yöresinde meşhur bir İn Suyu mağarası vardır. Bu mağaranın henüz keşfedilmediği dönemlerde o yörede bir tane çoban köylünün işte keçilerini vesaire toplayıp günlük işte yeşil meralara çıkarıp otlamalarını sağlatıp tekrar köye döndürürmüş. Ancak ne var ki bir gün güzergahını değiştirmiş, hiç olmadık bir yere götürmüş keçileri. Fakat etrafta hiç su bulamamış, keçileri sulayacak bir yer bulamamış. Bir ağacın gölgesine sığınmış, keçileri de oraya toplamış. Kendisi de dinlenmeye geçmiş. Tam o sırada da uyuyakalmış efendim. Şimdi keçileri bilirsiniz, keçiler haşarı hayvanlardır. Böyle en olmadık tepelere çıkmakta mahirdirler. Onun içindir ki böyle zor geçilen dar geçitlere, zor geçilen yollara da keçi yolu ismi verilir. Keçilerin bu yönünden teşbihle. Bizim çoban uyuyakalınca bizim huysuz keçiler de gölgeye sığmaz olmuşlar ve huysuzlanmışlar. Kendilerince bir serin yol arama yoluna girmişler ve en sonunda da bu İn Suyu mağarasını bulmuşlar. İn Suyu mağarasına giren keçiler bir bakmış ki orada yağmur sularından, kar sularından göletler var. Bir güzel serinlemişler, sularını içmişler vesaire. Çoban uyanıp etrafında keçileri göremeyince tabii çıldırmış. Eyvah demiş, keçileri kaçırdım. Ben şimdi köylülere ne diyeceğim? Aramış, taramış, hiçbir yerde keçileri bulamamış. Köye döndüğünde de deli divane bir halde keçileri kaçırdım, keçileri kaçırdım deyip böyle insanları telaşa vermiş. Köylüler de meraklanmış tabii, toplanmışlar keçileri aramaya ama bir bakmışlar ki keçiler alanda otluyor. Toplamışlar keçileri, saymışlar, bakmışlar, herhangi bir eksik de yok ama o sırada da çobandan şüphelenmişler. Acaba bize bir oyun mu oynuyor şeklinde. Sonra efendim bir gün sonra çoban yine keçileri kaçırdım diyerek köye gelmiş. Sonrasında o çobanı işinden azletmişler, başka bir çoban bulmuşlar. O çoban da bir gün sonra yine keçileri kaçırdım diyerek köye koşarak gelmiş. En sonunda keşfedilmiş ki işte bizim keçiler İn Suyu mağarasına sürekli girerek orada serinleyip su içip tekrar kendi yerlerine dönüyorlarmış. İşte o günden sonradır ki işte keçileri kaçırmak deyimi dilimize yerleşmiş bu olayın yadigarı olarak. Evet sevgili dostlarım, ben de keçileri kaçırmak üzereyim. Haydi bakalım, az bir süre kaldı. Daha tam anlamıyla iyileşemedim ama bir an önce iyileşip sosyal hayata dönmek istiyorum. Evde dur artık iyice bunaldım. Keçileri kaçırmadan inşallah sosyal hayata dönebilirim. Hikayemiz buydu dostlar. Umarım beğendiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.